Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 3 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu tamamladı. Şi Jinping, 17 ile 23 Kasım günlerinde Ekvador, Peru ve Şili'yi ziyaret etti. 24. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katıldı. Çin ile Latin Amerika ülkeleri arasında ticaret hacmi geçen 10 yılda 20 kattan fazla artarak geçen sene itibariyle 236,5 milyar dolara ulaştı. Çin bölgenin ikinci büyük ticari ortağı ve üçüncü büyük yatırım kaynağı konumunda. Xi Jinping'in Latin Amerika'da ilk durağı Ekvador oldu. Çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalandığı gezi kapsamında Coca-Codo-Sinclair Hidroelektrik Santrali projesi de duyuruldu. Santral, Ekvador'un elektrik talebinin yüzde 40'ını karşılayacak. Xi Jinping, Ekvador temaslarının ardından Peru'ya geçti. Peru'lu muhataplarıyla görüşen Xi'nin bu ülkedeki en önemli programı, başkent Lima'da düzenlenen 24. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'ydı. Xi Jinping, APEC CEO zirvesinde konuştu. Bölge ülkelerinden her türlü ticari korumacılığa karşı çıkılmasını istedi. Cumhurbaşkanı Xi konuşmasında Asya-Pasifik bölgesinde dışa açılmanın genişletilmesi ve serbest ticaret bölgesinin en kısa sürede oluşturulması çağrısı yaptı. Xi Jinping, toplantılar esnasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile ikili görüşmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Xi'nin ziyaretinin son durağı Çin'le diplomatik ilişki kuran ilk Güney Amerika ülkesi olan Şili'ydi. Xi Jinping, Şili'nin başkenti Santiago'da Cumhurbaşkanı Michel Bachelet ile bir araya geldi. İkilinin gündeminde serbest ticaret anlaşması vardı, liderler bu konuda müzakereleri geliştirme kararı aldı. Çin halen Şili'nin en büyük ticaret ortağı konumunda.